Adale Kuşbay. Armağan Oruç. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezer. Aslandan kurban olmaz. Arkadaşlar hala biraz hastayım, kusura bakmayın, arada öksürüyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kalpleri salın. Kalpleri salın. Kalpleri salın. Kalpleri salın. Resul abi. Kalbim ellerinizde. Kalbim ellerinizde. Kalbim ellerinizde. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü. Onur'un kuşu ötmüyor yazmış birisi. Elini aldın herhalde. Duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse Resul abi, Hazar Bey, sağ olun. Kalpleri salın, kalpleri salın. Tişört yeni değil ama çok giymediğim bir tişört. Konuşmamış. Çok giymediğim bir tişört, o yüzden yeni sayılır. Dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler. Kalpleri salın, kalpleri salın. Ordular da saf almış. Sanki herkes en altın. O kadar sıcak ki Allah, burnum kıpkırmızı oldu, şuraya bak. Şey gibidir ya, şimdi bir örnek vereceğim de. Pozisyon sert, penaltı yer altı. Hazar Bey sağ olun. Çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Evet, yakışmış mı? Sağ olun hanımefendi, teşekkür ederim. Biri yakışmış yazmış. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Kalp atan herkese teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İstek şarkı çalmıyorum oğlum. Burası radyo programı lan. 106.106 İstanbul FM. Burası radyo programı lan. İstek parça çalar mısın diyor. He? Kim dedi lan size Çakır'ın kumarhanesinde para dağıtılıyor diye? Kalpleri saralım. Teşekkür ederim. Herkes iyi mi? Keyfiniz nasıl? İyisiniz inşallah. Biraz hastayım hala. Tam düzelemedim. Hala tam düz. Tanıdık insanları alma. Tamam. Çok güzel bir fikir. Fatih Paris'e hoş geldin abi. Hemen bir aslan atar mısın? Saçları nasıl olacak acaba? Özledik. Ben de özledim. İki gündür yayın açıyorum oğlum. Özlediysen. İki gündür, üç gündür yayındayım zaten. Fatih Paris. Korktum bazen, ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farkı. Dayımın oğlu, 17 oldum bak tek balıkla. Kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şimdi bazı videolar bazı. Işık Eren! Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister. Işık Eren, aleyküm selam, aleyküm selam. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Abi bir konuşma yapacaktım çok kısa. Bazı videolar görüyorum. Yine bu benimki. Ne diyorsun lan? Konuşma yapmış benimle alakalı. İsmimi de veremiyor korkusundan. Onur Sermik bilmem ne bilmem ne diyemiyor korkusundan. Başına gelecekleri biliyor. Adımı vermeden içti kapalı konuşabiliyor benim hakkımda. Erkek olsa adımı verip söyler çünkü biliyor başına gelecekleri. Adımı verip konuşamıyor. İçti kapalı konuşuyor. Yok, arkadaşı vefat etti. İşte yayın açtı öyle böyle. Benim arkadaşımın annesinin vefat ettiği gün yayın açıp ben o cenazeye gitmedim. O cenazeye gitseydim başka cenazeler olurdu diyen şak kim lan? Kim? Sensin. İki gün önce senin destekçin vefat etti. Sen bugün yayındasın. Ben yine 10 günden fazla yayın açmadım. Ha? Ki ben 1,5 senedir bu süreçte Marul'la beraberim. Her anına şahidim. Ben Antalya'ya bir hafta önceden gittim zaten bu olay olmadan önce. Ha? Sen kimsinle konuşacak? Oğlum ben senin baban yaşındayım. Baban yaşındayım ben senin. Erken evlenseydim senin yaşında da oğlum olurdu. Anladın mı? O yüzden... Akıllı ol, efendi ol, sesini kes, 2000 izlenmeye devam et. Senin bu dünyadaki deccalin benim.
Senin bu dünyadaki cezan benim. Senin bu dünyadaki bedelin benim. Ağlattığın, yıllardır böyle zorladığın, zorbaladığın, küfrettiğin herkesin intikamını alacağım senden. Bu lafımı sakın unutma oğlum. Senin bu platformda durduramayacağın, bastıramayacağın tek abim benim. Haberin olsun. Seni. Sen konuşacak adam mısın lan benim hakkımda? İsmimi verip konuşsan lan. Babanın oğluysan Onur Çermik diye konuş. Hadi Onur Çermik diye konuş, bana küfür et. Oğluysan babanın. Babandan çıktıysan. Hadi. Yiyor mu? Tabii ki dava edeceğim oğlum. Bana diyorlar ki bizi şikayet ediyor. Mahkemeye veriyor. Biz de işte hapis cezası alacağız. Davaya veriyor. Erkek ya falan filan. Oğlum ben sokakta seni dövsem millet benim başıma toplanır çocuk dövüyor diye. Derler ki küçücük çocuğu dövüyor. Bak görüyor musunuz? Twitter'a düşerim ondan sonra. Pü Allah seni kahretsin. 33 yaşında adam küçücük çocuğu dövüyor. Ben ne yapabilirim sana başka? Seni öyle düzeltmem lazım. Tanıyor musun seni beni? Tanıyor musun? Seni böyle adam edeceğim. Sen çocuksun. Ben daha bebesin. Sen önce bir askere git gel. Askerde seni bir... ki bedelli parası biriktiriyorsundur seni asker edecekler diye büyük ihtimal. Sen oğlum bir adam ol önce lan. Sen hala bıraktığın sakalla kendini göstermeye çalışıyorsun. Ben sakalı 15 sene önce kesiyordum. Bak. Görüyor musun abinin sakalını? Beyazladı artık sizin gibilerle uğraşmaktan. Ben hangi birinizle ders vereyim burada ya? Konuşma oğlum yayında. Yayınlarda konuş. Gidi. Yayınlarda konuşma. Tamam mı oğlum? Bir de diyor ki cenazeye gitseydim diyor cenaze kalkardı başka. Lan kaç tane cenaze kaldırdın hayatında? Eşek. Lan kimsiniz oğlum siz ya? Hayatınızda ne yaptınız oğlum ya? Kaç tane şey yaptınız da burada konuşuyorsunuz ya? Arabayla giderken havaya ateş açıp polis alıyor sizi. Ondan sonra kelepçeli fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Dut 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 dut. Of ne kadar korktum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de burada böyle rahatlıyorum. Biri bir şey söylediği zaman. Ne yapayım yani? Konuşuyorlar. Susmuyorlar. Nasıl susturacağım? Başlıyorum merak etmeyin. 10 dakika özrüm olsun. Karpuz yiyenler hazır mı? Elma yiyenler. Bıdı 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 konuşuyorlar karı gibi ya. Oğlum benim hakkımda konuşan herkes cevap alır ha. Hepinizi geri geçeceğim. Ağlamayın hiç. Yaparken düşünseydiniz. Çıkarsınız hakimin karşısına. Videolar ortada. Tehditler, şantajlar, WhatsApp yazışmaları, küfürler. Suçsuzsanız gidersiniz. Suçluysanız başka bir yere gidersiniz. Koltuğu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Full depo tanusun. Beni mi izliyordun lan? Dediler ki Onur abi sinirli de dediler ne olmuş diye baktım. Ben her zaman sinirliyim. Havaya ateş açıyordum da ondan. Yok açanlara konuşuyordum. Ne haber abi? İyi abi tişörtün çok güzel. Beğendin mi? Valla alacalı. Üstünde paralansın abim benim. 3 yaşında olup da bu kadar yakışıklı olan, bu kadar seksi olan biri var mı? Bu kadar bakımlı olan öncelikle. Çok bakımlı adamsın Allah'a ver. Oğlum adımızı çıkarma. Abi bakım kötü mü? Öyle bir söyledin ki başka şeyler yapıyormuşsun. Yok abi baksana sen. Alnın nasıl parlıyor. Bak bize mat, bak kırışıklığa bak. Oğlum senin alnın gözükmüyor ki parlasın. Sen alnın mı gözüküyor? Saça bak. Ozan Akbaba gibi saçın var. Ne biçim saçın var lan? Alnın, pardon. Allah tekrardan Zeynep'ten razı olsun 1000 kere. Tekrar her yerde söylüyorum. Böyle bir sapık, böyle bir ırz düşmanını şu platformdan kurtardığı için hepimizden Allah 1000 kere razı olsun. O günkü kesidi görmüş bana diyor ki niye böyle söylüyor diyor. Dedim ki bizi yakıştırıyor ondan. Yani Zeynep yazın kalp koyun arkadaşlar. Allah ondan razı olsun gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok doğada kötü şakalar yapacağım da yapmıyorum neyse doğa için. Allah'tan Zeynep de realde oturdu. Seninle özelden bir konuşacağım beni ara sana bir şeyde gerçekten sinirlendim. Ne için? Evet onu sana yazacağım sonra. Şimdi yaz. Yazmayayım.
Ya da yazayım bakayım, suratından anlarım. Yaz bakayım. Bekle bir dakika. Bak direkt mesaj kutunu açtım bak. Yüzüme bak. Porno atıyorum şimdi değil mi? Yo buradan hem yüzüne bakıp hem nasıl yazayım oğlum? Abi geç geliyor ya zaten, ondan anlarsın. Abi hafta sonu. Ne alaka? Nasıl yani? Şöyle abi. Bunu bana açıklamanı istiyorum. Sadece bunu merak ediyorum. Tabii abiciğim. Kram saldırıyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar. Okudum şimdi evet. Bir iki gün geçti ama. İki gün geçti. İki gün geçti. Bülent Karpuz hoş geldin. 40 level. 40 level. Çok sıcak ya. Aska! Neredesin Aska? Yazdım abi bak. O konuyla alakalı şeyin olmasın yani. Lan 15 gün geçti. Tamam da abi şimdi anca ne yapayım? Ne alaka şimdi bununla 15? Tamam o artık orada sana kalmış. Yani gerekli şeyler yapmam. Ben de bir şey oldu sonra hani hastane bilmem ne el bombası patladı öyle bir şey sandım. Yok abi yok. Ondan değil. Kim var evde? Kimse yok abi, tekim, herkes gitti. Gerçekten mi? Vallahi Efe de gitti, Zeyno da gitti. Zeyno nereye gitti? Fransa'ya. Tek başına. He. Hakikaten var ya. İş için. Yakışıyor mu lan sana? Vize, abi ne yapayım, vize dairesine ateş mi açma? Tek başına mı gitti gerçekten? Vermediler bana, yok bana Hollanda verdiler. Oğlum onu da göndermeyecektin o zaman ne olursa olsun. Abi o zaman çıkar. Hakikaten sen Alp gözümden düştün şu ana. Nereye gitti Fransa'ya? Paris. Bütün etkileşiminiz gitti. O Eiffel'in önünde çekeceğiniz videolar, fotoğraflar hepsi gitti. Allah kahretsin seni Fransa. Allah'a billahi ya. Bütün etkileşimi mahvettin lan Fransa. Nasıl benimle aynı düşünüyor bu adam ya? Allah kahretsin ya. Seni çok iyi tanıyorum çünkü. Rodi'ye emanet, Rodi'ye. Tek başına mı gitti? Oğlum Fransa'da ne yakışıklı herifler var ha. Çok şükür abi, ondan yana şeyimiz yok. Çok şükür ya. 24 saat tetikte o. Yok çok şükür. Nasıl içeri atabildin? Onur abi de vesveseyi veriyor. He? Vesvesesi mi var lan? Fransa lan bu. Bir şey olsa kalkıp gideme. Anadolu yakası değil ki. Nasıl gidemeyiz ya? Lan vize yok. Vize. Kızı biri kaçırsa götürsün. Ya niye halledem ya. Halledemen mi? Ben Fransa'da şeyim yok. Rodi var bir tek. Tamam beni çıkar yeter ülkeden. Fransa'da dostumuz buluruz da şu an yok. Senin vardır ya. Kaç gün Fransa'da kalacak? 3 abi. 3 gün bir de. Abi ne yapsın, günübirlik mi gitsin? Matis Faris, Paris, Fransa'da. 42 level destekçi. Konuyu kapatıyorum hemen. Mbappe. Kimler Fransa'da lan? Fransa'da olan biri var mı? Kız var mı Fransa'da yaşayan bir kız arkadaşımız? Abi yenerim ha bak. Ne destekçi mi var? Yani sen oynamıyorsun hiç, yenerim yani. Sonra. Konuyu mu kapatıyorsun? Yok lan gerçekten. Basın lan. Lan bekle gelsin bas. Beyler şunu 10 yapın hemen, 10 yapın. Sezer Bey hoş geldiniz, şunu 10 yapın. Bak eldiven aldı. Kuzgun abi! Pusu var pusu! Koltuğu cebinde yok kuruş, zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun, bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. O hayatın heyecanı meycanı yok, o hayatın heyecanı... Bak, 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 bak! Meycanı yok, o hayatın heyecanı meycanı yok. Abi, abi! Kazan, kazan. Abi pusu, pusu, devam, 3, 2... Kaybedecek bir yerimiz kaçarı yok. Çocuk çok yatarım yok. Oynayan akıyı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Pamira, Fatih Paris. Fatih de Paris'miş bu arada, Fatih Paris. Kim attı lan onu? Zeyno attı. Zeyno mu attı? Yok. Revanşa gel, revanşa. Abi yeter, biz bittik ya. Yok gel revanşa gel. Abisin 16 kaldın, sanki 100 kaldım. 5x tuttu. Tamam gel revanşa, şimdi neyi tutuyormuş. Konuşmuyorum, hiç konuşmayacağım seninle. Madem oynamıyorsun. Arkadaşlar basın. Tıklayın Onur Çermik ailesi. Tıklayın. Alp'in sitti sitti yapmadı, bir ben kalmıştım zaten. Tıklayın. Tıklayın. Gülşah hazır olsun. Dün alamadım Gülşah.
Fatih Paris. Amira. Evet abi, 10 yapın, 10 yapın, 10 yapın. 10 yapın. Bir sinek var yazmış, karıya bak. Ne alak, sinek varsa öldür lan evinde. Oğlum sinek var, ne alaka, benim bütün konsantrasyonumu bozuyorsun şu an. Alçak kadın, ne alaka var şimdi, sinek var. Kasanova! Aska! Aska, sana bugüne kadar tek bir şey yapamam, olmaz dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ama ben robot değilim, etten kemikten bir insanım. Üç katı, üç katı. Az işte, evet, 44 kişi. Tövük olmuyor. Evet. Ceren ışığı kapa, yazmayın. Oğlum salak salak şeyler yazmayın aşağı. Ceren ışığı kapa, yazmayın. Evet, 30 saniye. 30 saniye. Evet beyler. Evet beyler, intikam soğuk gelir. Üç kat abi, acımayın üç katında. Eldiven, meldiven ne varsa girin. Eldiven, meldiven ne varsa girin, ne varsa. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yok. Abisini sitli yapan herkes sitli yapar. Üç katı. Acımayın. Acımayın sakın. Sinem Hanım sağ olun, Buse Hanım sağ olun. Evet, şimdi, şimdi, şimdi. Bas. Bas abi, bas! Üç katı! Bas! Bas! Işık Eren! Bas abi, üç katı! Bas 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 üç katı! Bas! Bitmedi abi! Üç katı bitmedi! Işık Eren! Hakan abi! Eldiven geldi üç katında, eldiven geldi, eldiven geldi, eldiven geldi. Abi üç katı bitmeden, üç katı. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmek. Abi. Bu şehirde olmaz, dağlara gitmedik, yalnız. Bu şehirde olmaz, dağlara gitmeyin, yalnız yenilmemek. Işık Eren! Yalnız kurt! Işık Eren! Işık Eren yaz kalp koy. Işık Eren yalnız kurt. Bana pus attın he. Alp sen buradan PK'yı al. Seni Fransa'ya ne yap edip sokmazsam adam değilim, platformu çekip giderim lan. Uçak biletimi al yeter. Almazsam şerefsizim. Sen bu PK'yı al buradan. Allah'ım inşallah Allah'ım düşmanlar gelir. Oğlum sen vize yok dedin, şimdi uçak biletine mi düştü iş? Abi Hollanda'ya çıktı. Hollanda var 15 gün. Bir ay verdiler. İyi, Hollanda'da buluşursunuz, trenle geliniyor. Hollanda evet 3 saatmiş. Bak kahretsin ya. Basın lan basın. Işık Eren, Mosk, Tios, Buğra. Ne kötü bir şey ya. Değil mi? Amsterdam'a kadar gidebiliyorsun, Fransa'ya geçemiyorsun. Kız orada. Aşkım ben gelemiyorum, kusura bakma diyor. Propaganda filmi gibi. Of. Hollanda okey. Hollanda'yı alırlar, yakışıklı alırlar Hollanda'ya. Ne olacağı belli olmaz diye. Bu sefer sitti yapan benim lan. Kralı atamaz. Atamaz. Eldiveni de yok. Yemiyor adam. Çok tehlikeli. Eldiveni de yok, onu yemem. İyi, öpüyorum seni abicim. Abi dostu kazandı, kurtuldun. Evet, Allah'a emanet. Kurtuldum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Işık Eren. Müzik.
Ya şu biri alalım artık Aska. 10K var ya Aska. 38 devilsin ama ha. Artık şu birde duralım lan bir. Lanet olsun. Uf, o kadar sıcak ki. Ölümüne terliyorum, ölümüne sıcaktan şu an. Altlı üstlü terliyorum, altlı üstlü. Şuraya bak, bak. Sıcağa bak. Camı da açsam şimdi ses geliyor. İnanılmaz terliyim. Gülşah nerede Gülşah? Ömer Çebi abonelikte 15. ayına girdi. Allah seni kahretmesin Ömer. Ulan ben Netflix miyim oğlum? Bak aynı şeyleri bana söyletmeyin. Sapık mısın, benim neyime abone oluyorsun oğlum? Haftada 2 gün yokum. 5 gün burada yayın açıyorum. Neyime abone oluyorsun? Otopark mıyım oğlum ben? Otopark mı lan bura? Arabanı mı yıkıyoruz oğlum biz senin? 15 aydır burada bana abonelik yok. Sen manyak mısın oğlum? Hiçbir artısı yok aboneliğin ya. Allah Allah. Canlı canlı yayınını izle. Başka bir şey yok. Başka bir hizmet yok. Heh, geldi Gülşah Hanım. Gülşah Hanım dün için çok özür dilerim. Of. Gel mi sevdin? Şu güzelliğe bak. Anasını satayım. Beni ameliyata alsın. Doğumu alabiliyorum. Nesiniz? Ebe. Ben hamileyim zaten. Yeni hamileyim. Yardımcı oluruz. Ebe misiniz gerçekten? Evet. Ebeyim ama hemşirelik yapıyorum şu an. Ebeleme maç oynayabiliriz. Doğum yaptırıyoruz. İstanbul. İstanbul'da nerede? Söylemiyorum hastaneyi. Ya benim bir yakınım çok acil doğurması gerekirse ne olacak? Avrupa yakasında. Ama şu an ben çocuk acildeyim zaten. Gerçekten mi? Kolon Hastanesi mi? Türkiye Hastanesi mi? Memorial Hastanesi mi? Hangi devlet, hastane? Devlet. Ok Meydanı Devlet mi? Şişli Etfal mi? Sarıyer mi? Nere? Bunlardan biri. Başka kaç hastane var lan? Daha uzaklarda bu taraflar. Benim dayımın kızı tuvalette doğmuş biliyor musun? Olabilir. Birdenbire oluyor çünkü. Birdenbire. Sincap gibi. Banyoda doğmuş. Kaçıncı doğumuymuş? Kaçıncı doğumuymuş? Onu bilmiyorum. 2-3 olunca hızlı oluyor. Sezeryen dediğiniz bu şeyle kesip evet. Almak. Evet, ameliyat o. Diğeri kendiliğinden oluyor. Ikınmak mı gerekiyor? Aynen. Tuvalete ikınmak çıkar gibi değil mi? Nefes alıyorsun, çiçek kokluyorsun, sonra ıkınıyorsun, çıkıyor. Çiçek kokluyorsun. Siz doğursanız acaba nasıl, rahat mı doğurursunuz? Çok üstünsünüz ya bu konuda, bilgilisiniz. Bence rahat olur ama annesi karar verdi, ikisini de gördü ve doğurmamaya karar verdi. Siz düşünmüyor musunuz çocuk? Yok, düşünmüyorum şu an. İkisini de karar verdim yani. Neye karar verdiniz? İkisi de zor. He, doğurmamaya. Hı-hı. Yaş kaç Gülşah Hanım? 26 senin. Tam doğurma yaşı ama yaşın. Gerçekten doğurma yaşı. Hayır, daha genciz. Boyunuz da 1.70'in üstü herhalde. 75. Mankenlik yapıyordum bir de. Benim boyum da 1.86. Gözler orijinal mi? Evet, orijinal. Manita var mı? Manita var mı? Var. Manitanız var mı gerçekten? Var var. Evet. Evet, çıkabilirsin. Bir işi mi? Evet evet. Ne zamandır? Bayağıdır. Ne kadar bayağı? Çok. Evet. Arkadaşlar iki katını açalım. Gülşah kardeşimizle PK'dayız. Evet, iki katını açalım. Kız manitam var diyor. Kaçırma bunu yazıyorsunuz hala. Kız manitam var diyor lan yıllardır. O artık Gülşah bacı. Gülşah ebe gerçekten. Gerçekten Gülşah ebe. Ulan ben de sana birini doğurtmazsam var ya, benim adım da Onur Sermik olmasın lan. Sen bana bu golü attın ya, ben de sana birini getirtip doğurtmazsam senin gözünün önünde bütün sürecimde, çocuğu yapma süreci, çocuğun gelişim süreci, çocuğu doğurtma, çıkartma bütün süreci senin gözünün önünde yapacağım lan. Umutlandırıp umutlandırıp bana bunu yaptın lan. Umutlandırıp umutlandırıp yaptın. En başta söylemen gereken şeyi en son söylüyorsun lan. Lan cezasız kadın.
iki katı. Bas. Benim bu halim ya. Gülşah Hanım, erkek arkadaşınız ne işle uğraşıyor? Serbest meslek. Pilavcı. Mafya mı? Baruthane pilavcısı mı yoksa? Ya aynen. Yok yok pilavcı değil. Pilavcı mı gerçekten? Hı hı, işletmeci. Pilavcı işletiyor. Hı hı. Yaşı kaç? 28. Yaşını bilmiyor gibi düşünün iki saat. Yoksa yok mu? Bak kızım, yoksa yok da varsa var de. Ne içiyorsun benimle? Var mı yok mu? Var mı Marita? Var. Bütün pilavcıları arattırma şimdi bana. Bütün Türkiye'deki pilavcıları. Ara. Var mı Marita, yok mu? Yoksa ne olacak? Bak oynama benim şeyimle. Yoksa... Yani şimdi ebesin sen. Var mı yok mu diyorum, doğruyu söyle. Pilavcı mı senin manitan? Evet. Bak doğruyu söyle. Vallahi baruthane pilavcısını arayacağım şimdi. Yayında ararım baruthane pilavcısını. Sen bilirsin, ara. Var mı yok mu manitan? Var. Bekle lan. Arama kimseyi. Bekle. İsim çıkarma. Ha bu arada. Kabul et Beykay, bir dakika. Sesini çıkarma sakın. Tamam. Usta kolay gelsin. Onur ben. Onur Sermik. Geliyordum oraya belki hatırlarsınız. Pilavcıya. Evet abi. Ha, bu bir şey, şimdi ben yayındayım da TikTok'ta. O baruthane pilavcısı gerçek hayatta evli mi? Yok abi. Evli değil değil mi? Yok. Tamam, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evli değilmiş. Evli değilmiş. Zaten olması imkansızdı. Gerçi sen de evli değilsin ama manitası da yok anlamına geliyor. Bu olsa manitası da var derdi. Un kapalı pilavcısı var, onu mu arasam acaba? Ulan bütün pilavcılara düşeceğim şimdi ya. Allah kahretsin ya. Arama be kimseyi. Bak var mı manitan, yok mu diyorum sana. Ya çok mu önemli? Ölümden çok. Var mı, inanmıyorsun, yok, yok diyeyim. Tamam yok. Bak. Bu kadar bak. Bir ezmesey miydiniz acaba? Manitan var mı yok mu? Doğruyu söyle. Var. Neler söyledim kulaklarım. Ama evlisin. Evliyim. Benim değilsin. Yıllar önce neredeydin? Çok gecikti sevgilim. Benim de var manitam. Ne güzel. Benim de var. Benimki de tokmakçı. Ramazan davulcusu. Ramazan davulcusu benim de. Arayıp sorabileceğim bir tokmakçı var mı? Yok. Maalesef. Buradan bütün pilavcılar bağlanabilir. Bu kızın sevgilisi ortaya çıkacak bu platformda. Bütün yok, pilavcılar. Yok bu bütün pilavcılar bağlansın, yayın açsın, konuşsunlar. Gülşah'ın sevgilisi kimse ortaya çıkacak arkadaşlar. Tamam. Neyiniz varsa basın. Neyiniz var? Bakalım pilavcı mı daha seksi, ben mi daha seksiyim? Buyurun. Basın arkadaşlar. Üç katında basın. Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Hayır, görmek istemiyorum. İnanmak istemiyorum bu söylenenlere. Kat arkadaşlar. Ulan bir pilavcı kalmıştı be. Neyse. Allah'a şükür meftil arkadaşlar. Onu hiç kaldıramazdım. Red Kit! Buğra! Buğra! Red Kit! Red Kit! Bas! Bas! Thank you.
ezin arkadaşlar, ezin. Mahvedin arkadaşlar. Red Kit! Ura PLT, Red Kit! Ooo, Red Kit geri mi döndü lan yoksa? Red Kit büyük destekçidir ha. Aslan Güven! Alihan mı ismi? Evet. Pilavcı Alihan. Ne çabuk. Pilavcı Alihan. Ne pilavcı. Çabuk. Nohutlu mu pilavı, tavuklu mu? Tavuklu. Nohutlu değil. Nohutlu da olur. Sen yeter ki yediyorsun. Bir kere yediyorsun yeter ki. Tabii. Alihan, pilavını yemeye geleceğim oğlum. İster nohutlu, ister tavuklu. Bakalım ketçap koyuyor musun, koymuyor musun? Teşekkür ederim Aslan Bey. Aslan Güven. Aslan Güven, sağırın. Aslan Güvenç, özür dilerim. Aslan Güvenç. Red Kit, Burak PLT 33. Erşan Bey, sağırın. Pilav yapan var mı bu arada? Pilav yapan varsa, pilav yapan. Pilav yapan varsa özelden. Sizin dükkanın tam karşısına bir pilavcı açtırayım da ben bütün paramla. Vergiden de düşeriz. Sen görürsün. Avrupa'ya kaçtın değil mi dükkan? Evet. Ben de pilavcılığa gireceğim. Gel gel gir. Alihan zengin mi? Maddi durumu iyi herhalde. Pilav iyi mi? Getireyim. Normal. Tamam, ben pilav işine gireceğim arkadaşlar. Varsa ortak olmak isteyen buradayım. Pilav yiyorum. Ben buradayım. Ortak olmak isterim. Sen hiç, neden iki pilavcıyla şimdi, tövbe estağfurullah, öyle bir şey yok. Hayır, pilavcıya ortak olurum. Hayır, ben sadece pilavcıya ortak istemiyorum. Ben pilavcıya ortak istiyorum. Hayır, görüşmek üzere. Görüşürüz. Tokmaklayın arkadaşlar, hiç olmasa bu PK'da tokmaklıyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ulan pilavcı. Bana bak lan pilavcı, almışsın 1.75 boyunda yeşil gözlü kızı, nohutluya nohutluya, kaşıklıya kaşıklıya kandırmışsın. Ne güzel TikTok be. He? Varsa yatırımcı olan? Yatırımcı olan varsa? Cacık pilav, cacık pilav. Düşünürseniz eğer cacık pilav. Ulan Türkiye'deki bütün meslek gruplarıyla hasım olacağım ya. Bir pilavcı kalmıştı. Ben evlenemem arkadaşlar. Bu saatten sonra da pilav yemem. Bu saatten sonra evime pilav da sokmam. Pilav da yemem. Efendi gibi patatesimi kızartırım. Şeyde o, makinenin adı neydi lan? Airfryer'de. Atarım onun içine. İğrenç, yarısı pişmiş, yarısı pişmemiş patatesi yerim. Yine bu saatten sonra pilav yemem. Ben nasıl evleneceğim ya? Nasıl evlenebilirim ki ben? Nasıl ciddi ilişki yapabilirim ki? Fritöz, fritöz. Fritöz doğru. Ha fritöz, airfryer lan. Arada ne fark var? Hakan açmadı değil mi yine yayın? Dur bu klasik bakışımızı yapalım. Hakan açtım yayın. Açmadı değil mi? Dur bir sorayım bakayım. Löv sağ löv.